arkadaşlar, Nimet'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tavşanımızın 3. videosu oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi önceki videolarda bacaklarını ve bedenini, kollarını örmüştük. Şimdi bu videomuzda beraber inşallah kafasını ve kulaklarını örüp yetiştirebilirsek dikiş işinde yapıp tavşanımızı arkadaşlar bitireceğiz. Gözümüz için, onu da söyleyeyim burada videonun başında, 8 milimlik göz kullandım arkadaşlar, kilitli göz. Şöyle kenara koyayım sırası gelene kadar. Şimdi kafa yapımına arkadaşlar başlayalım. Sihirli halka yapıyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz içine. Üç, dört, beş, altı tane sık iğnemi yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Ve ilk yuvaya, yani ilk yaptığım sık iğnenin hemen üzerine sırama devam ediyorum. Her yuvaya çift batacağız arkadaşlar burada. Mevcut ilmeğimiz 6 olan sık iğnemizi çift bata bata 12 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şunu iyice sıkalım. Evet, ilk sıramı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Şimdi bir tane tek yapıyorum. Yani bir tek sık iğne. Sıradaki yuvaya çift batıyorum. Şimdi şuradaki ipimi de arkadaşlar, şimdi çift battım. Bir de tek. Şurası sıramın sonu veya bir sonraki başlayacağım sıranın başı. Yani sıramızın bittiğini burada anlamak için ipimizi çıkaralım. Bu sırayı bir tek, sıradaki yuvaya bir çift. 6 tekrar oluyor arkadaşlar. Bir tek, bir çift. Sıranın sonuna kadar örelim arkadaşlar. Evet, sıramın sonuna geldim. Diğer sırama başlıyorum. 2 tane tek, 1 tane çift batıyorum. İki tane tek, bir tane çift. 6 tekrarla sıramın sonuna kadar örüyorum. İki tane tek, bir çift olan sıramın sonuna geldim. Devam eden sıram 3 tek, bir çift. Üç tane tek ördüm. Sıradaki yuvama çift batıyorum. Genelde arkadaşlar bu çift battığımız yerler artırma kısmında hep üst üste gelecek. Yani şaşırmamanız için de buna dikkat edebilirsiniz. Bir dahaki sıraya 4 tek bir çift olacak. Kendiliğinden artışımız sağlanıyor çift battığımız için. Bir dahakine aralar 4 tek olacak.
Diğerine 5 tek olacak. Gitgide artacak. Bu çiftlerle artırma işlemimizi yapıyoruz. 4 tek. Bakın çiftin üstüne geldim tekrar. Bir alt sırada çift battım. Yerdeyim. Tekrar oraya çift batıyorum. 1, 2, 3 tane battım. Tekrar alttaki çift battığım yere çift batıyorum. Evet, 3 tek, 1 çift olan sıramı da ördüm. Arkadaşlar böyle arta arta 7 tek, 1 çift olana kadar, yani her sırada bir ilmek otomatik olarak artıyor zaten biz çift battığımız için. Şimdi bu sırada 4 tek, 1 çift yapıyoruz. 7 tek, 1 çift olana kadar örelim arkadaşlar. 7 tek, 1 çift olan sıramızda örüp geliyorum. Bakın 4 tek, 1 çift. 6 tekrar oluyor. Çünkü biliyorsunuz altıgen, 6 sık iğne ile başladığımız için. Bakın burada 4 tek, 1 çift. 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 Bir de son 4 tek, 1 çiftimizi yapınca 6 kere yapmış oluyoruz arkadaşlar. 7 tek, 1 çift olana kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 7 tane tek, 1 çift olan sıramı da yaptım. Şöyle 7 tek, 1 çift. Örgümüze devam ediyoruz. Artık artırma yapmayacağız arkadaşlar. Toplamda 54 tane ilmeğimiz var. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. 54 ilmeğimizi artırma yapmadan, artık eksiltme de yapmıyoruz şu ara. Toplamda 9 sıra arkadaşlar, 9 sıra birebir batarak örelim arkadaşlar. Yerinizi yine öğrenmek için şu ipimizi isterseniz arkaya da geçirebilirsiniz, geçirmeden de alabilirsiniz. Sonra takması zor oluyor. Geçirelim şöyle. Şurası. En son yaptığım V'nin yanına takıyorum. Yani çift battığım yere, pardon, çift battığım yere batıyorum. Bunun üstü çift battığım yer 9 sıra olana kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en son artırma yaptığımız yer 7 tane tek, 1 tane çift battığımız sıradan sonra en sonki battığımız çift battığımız yer, ipimiz de orada bulunuyor zaten. Onun üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra arkadaşlar ördüm ben. Şimdi kesmelere başlayacağız. 3 tane örmüşüm. 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tam tersini yapıp arkadaşlar 7 tane tek, 1 tane kesme işlemi yapıyorum. İlk yuvadan aldım tığıma. İkinciden de aldım. Yuvamda bakın 3 tane ilmeğim var. Üçünü birleyip bir seferde örüyorum. Bir ilmek azaltmış oldum. Bu sırada 7 tane tek batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tekten sonra sıradaki 2 yuvadan da batıp tığımı alıp bir ilmek eksiltiyorum arkadaşlar. Toplamda 6 tekrar yapıyoruz. 6 tekrarla bu 7 tane tek, bir kesme işlemiyle sıramızın sonuna kadar örelim.
6, 7, evet. 7'den sonra bir ilmek eksiltiyoruz. 1, 2, şurayı düzleyeyim. 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, son eksiltmemi de yapıyorum. Birkaç tane şöyle sık iğne yapalım. Şimdi devam eden sırada arkadaşlar, her sırada artırırken nasıl birer tane arada bir tek bir çiftken, iki tek bir çift, üç tek bir çift olduysa, şimdi de 7 tek bir kestik, 6 tek bir kesme, 5 tek bir kesme, 4, 3, 2, 1 diye kafamızı toparlayıp kapatacağız. Ama şimdi gözlerimizi takalım arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Bu üste çıktığım sıra. Yani sıramın bitip de başladığı nokta burası. Burayı kafanın her zaman arka tarafına getirin. Gözleri bu tarafa takın. Çünkü buraya taktığınız zaman gözün biri aşağıda biri yukarıda olma ihtimali, yani ihtimal demeyeyim de öyle oluyor. O yüzden tam ters yönüne takarsanız gözleri daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Şimdi 12 ile 13. sıranın arasını arkadaşlar, şu ilk yaptığımız sihirli halkaya 6 tane sık iğnemizle sayıyoruz. 12 sayıp 12 ile 13. arasını yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şuraya. Tekrar sayayım ben. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, 12. 12 ile 13'ün arasına. Burada bir nokta belirledim arkadaşlar. Arası 8x olacak. Yani 8 tane sık iğne olacak. Birini buraya şöyle yerini belli edeyim. Araya 8 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biri de buraya arkadaşlar. Yerimizi esnetiyoruz. Şöyle. Gözümüzü alıyoruz arkadaşlar. Diğer gözümüzü de ayarladığımız noktaya. Arası 8 tane sık iğne olacak. 12 ile 13. sıranın arasına yapacağız arkadaşlar. Evet, şöyle. Bakın, taktım gözleri. Arkadan klipsimizi takıp arkadaşlar, iyice oturtturalım. Ben bunları yakıp mühürleyeceğim arkadaşlar. Onları yapıp örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, gözlerimin arkasında yakarak böyle biraz daha sağlam olsun diye mühürledim arkadaşlar. Şimdi örmeye devam ediyoruz. 7 tane tek bir kesme işlemi yapmıştık. Şimdi bu sırada 6 tane tek bir kesme işlemi yapıyoruz. Bir önceki yaptığımız kesme işleminin hemen dibindeki yuva ve bu tarafındaki yuva. Bakın, bir tane buradan alıyorum. Bir tane de hemen bir önceki sırada kestiğimiz ilmeğin hemen sağ tarafında kesiyorum, üçünü bir arkadaşlar. Bunlar kestiğimiz ilmekler arkadaşlar. Artırırken artırdıklarımız hep iç içe geldiği gibi kestiklerimizde birer ilmek böyle yana doğru gidecek. 6 tane tek bir kesme işlemi yaparak sıramızın sonuna kadar örelim. Altı tek
bir kesme işlemi. 6 tek bir kesme işlemi olarak son sıramda dolandım arkadaşlar. Şimdi devam eden sıram 5 tane tek bir kesme işlemi. Ondan sonraki sıram 4 tek bir kesme ve 3 tek bir kesme olana kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Sonra kafamızı elyafıyla, boncuk elyafla dolduralım arkadaşlar. 3 tek bir kesme olana kadar örelim arkadaşlar. Üç tek bir tane kesme işlemi yaptım. Sıraya kadar ördüm arkadaşlar kafamı. Şimdi kafamızı boncuk elyafımızla bir güzel dolduralım. Ne kadar sıkı doldurursanız o kadar oyuncağınız iyi olur, dayanıklı olur arkadaşlar. Bir yandan doldurup bir yandan da arkadaşlar sıkıca dolduralım. Sonra devam eden sıramız 2 tane tek bir kesme. Ondan sonraki sıramız 1 tek bir kesme. Ondan sonraki sıramız hep keserek arkadaşlar 6 tane kesme işlemi yapıp kafamızı kapatacağız arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir güzel doldurup kafamı kapatıp geliyorum arkadaşlar. Sizler de toparlayın. Kulağımızın örmeye başlayalım arkadaşlar ondan sonra. Hep kestiğim sıraya geldim arkadaşlar. Orayı da göstermek istedim. Bir tanesini kestim. Bakın şöyle. Arka arkaya arada tekimiz olmadan hep tığımıza 2 2 alıp bakın kesiyorum. Yine tekrar bir ikinci ilmeğimi de aldım. Yine kestim. Biraz sıkı sıkı doldurduktan sonra birazcık örmesi zor oluyor ama eliniz ona da alışacaktır arkadaşlar. Kestim. Evet. Şuradan son kez kesmemi yapıyorum. Sıradaki yuvadan yine bir ilmek alıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincirle. İpimi çok fazla uzun koparmıyorum. Neden? Çünkü bedende dikeceğimiz ipi bıraktık. İpimizi kısa kesip kafamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kulağımızı da yapmaya başlayalım. Kulağımız için de yine beyaz iple sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım ve sihirli halkamı kapatıyorum. İlk yuvaya bir üst sıraya çıkmak için bir tane sık iğne yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi bir tek bir çift batacağız. Bir tekimi battım. Sıradaki yuvaya 2 kere batacağım. 3 kere tekrar etmiş oluyoruz. Bir tek bir çift batma işlemini 3 kere tekrarla sıramızın sonuna kadar örüyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Arkadaşlar toplamda 9 tane ilmeğim oldu. 3 tekrar yaptığımız için 3 ilmeğimiz arttı. Bu 9 ilmeğimi birebir örüyorum. 1 2 3 4 5 6
7, 8 ve 9 ilmeğimi birebir ördüm arkadaşlar. Evet. Şimdi sıramızı yine sona geldiğim yeri ya da sıramın başını kaybetmemek için bu ipi oraya koyacağım arkadaşlar ve örmeye devam ediyoruz. 2 tane tek batıyoruz. Devam eden yuvaya 1 2 tane sık iğne yaptım yan yana tek tek. Yandaki yuvaya çift batıyorum. 2 tane tek, bir çift olarak 3 tekrarla bu sıranın da sonuna kadar örüyorum. Çiftimi yaptım. 1 2 tek. Çiftimi de yaptım. 3 tekrarla. Bakın yine ipimin olduğu yere geldim. Şimdi 3 tane tek örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tek, bir çift batıp 3 tekrarla sıramın sonuna kadar örüyorum. 2 3 tek, bir çift, 1 2 3 tek, bir çift. Üçüncü tekrarımı da yapmış oldum arkadaşlar. Devam eden sıram 4 tek, bir çift, 1 2 3 4 tek, bir çift. 3 tekrarla sıramın sonuna kadar örüyorum. 2 3 4 tek, bir çift. Evet, 4 tek çiftimi yapıyorum. 3 tekrarla yine sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Toplamda burada her sırada üçer üçer arttığı için arkadaşlar 9 sıra sabit ördüğümüz sıra 9 ilmekti. 2 tane tek bir artırdık 12 oldu. 3 tek bir artırdık 15 oldu. 4 tek bir artırdık 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu 18 sık iğnemizi arkadaşlar artırma yapmadan birebir bir sıra örüyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 18 tane sık iğnemi birebir ördüm. Şimdi 5 tane tek, bir tane çift batacağız. Artırma işlemi yapacağız arkadaşlar. 2 4 5 tane tek. Bir tane çift batıyoruz. 3 tekrarla sıramızın sonuna gelelim arkadaşlar. 2 4 5 Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Toplamda 18 ilmeğimiz vardı. 3 tane daha artırdık. 21 tane sık iğnemiz oldu. 21 sık iğnemizi yine sabit bir şekilde örüyoruz bir sıra.
Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. 21 tane sık iğnemi bir sıra artırma yapmadan ördüm. Şimdi 6 tane tek bir artırma yapıyoruz. 2 3 4 5 6 tane tek bir tane çift batıyoruz yani. 3 tekrar yapıyoruz. İkinci tekrarı yapıyorum şimdi. 3 4 5 6 tane tek battım. Bir tane çift battım. Şimdi sonuncu tekrarımız 1 2 3 4 5 6 ve çift batmamı da batıyorum. Bu sıramı da bitirdim arkadaşlar. Toplamda 24 tane sık iğnem oldu. Şimdi bu 24 sık iğnemi 2 sıra 2 sıra birebir örüyoruz arkadaşlar. Bu en son yaptığımız çift batmanın üstü 2 sıra olacak arkadaşlar. 2 sıra örelim. Evet arkadaşlar, 2 sıra 24 tane sık iğnemi 2 sıra ördüm. Şimdi kesmelere başlıyoruz. 6 tane tek örüyorum. 2 3 4 5 6. Çünkü 6 tane tek bir çifte kadar artırma yapmıştık. 6'dan başlayıp geriye doğru keseceğiz arkadaşlar. 6 tane tekimi ördüm. Bir tane kesme işlemi yapıyorum. Bakın tığımı aldım 2 tane yuvadan. Hepsini bir geçiriyorum. 3 tane tekrarla 6 tek bir kesme işlemiyle sıramın sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Evet, 6 tek son kesmemi de yapıyorum. Sıramın sonuna geldim. Devam ediyorum. 5 tek bir kesme. 1 2 3 4 5 tane tek bir tane kesme işlemi. Sıramın sonuna kadar 5 tek bir kesme 3 tekrar yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son kesmemi yaptım. Devam ediyorum. 4 tek bir kesme. 1 2 3 4 tane tek bir tane kesme işlemi. 1 2 3 4 tane tek bir kesme işlemi. Evet, sonuncuyu da yapalım. 1 2 3 4 tane tek bir kesme işlemi. 4. 4 tekli olan sıramızı da yaptık. Şimdi 3 tek bir kesme. 1 2 3 tek bir kestik. 1 2 3 tek bir kestik. 1 2 3 ve tekrar bir tane daha kesip sıramın sonuna geldim. Şimdi 2 tek bir kesiyoruz arkadaşlar. Bu son sıramız. Kulağımızı bitiriyoruz. 2 tane tek ördüm. Bir tane kesiyorum. 1 2 tek
bir kesiyorum. Bir, iki tek, bir kesiyorum arkadaşlar. Kulağımız burada bitmiş oluyor. Yine yandaki yuvadan ilmeğimi aldım. İlmek kaydırma yapıp bir zincir çekip kulağımı burada bitiriyorum arkadaşlar. İpimi dikecek kadar uzun bırakıp kesiyorum. Şu ipimi de içine çekiyorum. Evet şöyle. Evet, kulağımızın tekini de örelim arkadaşlar, videoyu sardırıp sonra bu güzel fiyonk çalışmasında küçük fiyongumuzu yapalım. Tavşanımızı dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kulağımın eşini ördüm ve diktim ben. Kulağımızın yerine gelince arkadaşlar, ortadaki sihirli halkadan hemen ikişer tane sihirli halkayla birlikte yanlarındaki birer tane hariç yan taraflara kulaklarımızı sıkı bir şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi sizlerle fiyonk çalışması yapalım demiştim. Ben biraz videonun azizliğine uğradım arkadaşlar. Aslında bunların videosunu çektim. Dikiş videosunu da çekmiştim. Cihazım kendi kendine sildi onu. O yüzden ben sizlerin bunu dikebileceğini düşünüyorum. Kulakları güzelce sıkı bir şekilde dikeceksiniz. Fiyongumuzu da 10 tane zincir çekeceğiz. İkinci zincirden itibaren 9 tane sık iğnemiz oluyor. 9 tane sık iğnemizi 2, 4, 5 sıra örüp arkadaşlar fiyongumuzu bitiriyoruz. Ortasına da bu beyaz ipi sardım arkadaşlar. Arkadan düğümledim. Bunu istediğiniz gibi, isterseniz kulağına, isterseniz papyon olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi sizlerle göz kenarına kiplik çalışması yapacağız arkadaşlar. Siyah ip, herhangi bir siyah ip olabilir. Aslında bu erkek tavşan diye düşündüm ben, ama olmayabilir, ama ben sizler için tekrar bunu da kiplikli bir tavşan yapacağım arkadaşlar. Şimdi gözümüzün hemen şöyle yanından, buradan değil şuradan bir tane daha, iğnemin ucu kalın olduğu için şöyle geçeyim arkadaşlar. Şuradan bakın, tam düz hizası iki tane. Evet, düğümümü biraz büyütmem lazım. Boynu da gelince arkadaşlar, evet burasını da tabi çektiğim videonun içindeydi. Sadece kolun üstünde bir tane sık iğne kalacak şekilde, bir kafadan bir koldan sıkı bir şekilde arkadaşlar tutturacağız. Şimdi inşallah bu sefer düğümüm içeride kalır. Birkaç sefer geçeyim. Şöyle. Evet. Şimdi şu gözümüzün tam ortadaki sıradan bir, bakın şurası gözükmüyor, bir ikinci yuvaya dibinden hariç, yani iki tane sık iğne var arada arkadaşlar. Bu iki sık iğneden hemen şu dibine batıyorum ve çapraz olarak bir sık iğne üste gidiyorum ve bunu da tekrar aynı yuvaya batıyorum. Evet böyle. Tekrar yine iki sık iğne, bir iki sık iğne, tam gözümüzü taktığımız ortadaki sıra, şöyle oraya geçtim. Şu dibe giriyorum yine. Ve yine çapraz bir tane olacak şekilde yukarı bir üst sıraya çıkıyorum. Şöyle. Onu da tekrar yeniden aynı yuvaya gelip, evet, ipimi boyun kısmını, eğer kafayı dikmeden işliyorsanız
ip, siyah ipinizi burada saklayabilirsiniz arkadaşlar. Ama eğer orada diktiğinizde bittiyse benim gibi şurada da bir düğüm yapıp içine çektirebilirsiniz. Tekrar uzak bir yerden iğnemi çıkarıp hafif de çekiyorum belli olmasın diye. Evet. Buradan ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi tavşanımızın gelelim burun işlemesine arkadaşlar. Burun işlemesi yapacağım ipi ben yine aynı tonu kullanmak istiyorum. İpime takıyorum. Yine bir düğüm yapıyorum. Şimdi gözümüzün altındaki şu sıranın şurasına yapacağız arkadaşlar. Gözümüzün tam hizasını altına gelen sıraya değil de bir alt sıraya arkadaşlar. İpimizi şöyle yine uzak bir yerden şuradan çıkıyorum. Gözle burun arasında bir tane sık iğne kalacak. Evet ve iki tane sık iğneye işleyeceğiz. Şöyle iki sıraya işleyeceğiz burnumuzu. Ayarlıyoruz. Bir tane. Bir tane bu tarafa gelecek şekilde şuradan. Şuradan da söyleyeyim. Burada da iki tane kalacak arkadaşlar. Burada da bir iki tane kalacak. Şuradaki tekrar şuradan çıkıyorum. Bakın. Tam ortada olmuyorsa bir tane daha katabiliriz arkadaşlar. Şeyimize. Şuradan ben bir araları bolca dolduracağız. Önce ben bir işleyeyim. Baktık hafif yanda duruyor. Diğer taraftan da yeniden ilmek alacağız arkadaşlar. Burnumuzu. İpimizi boş yerlere dolduracak şekilde batarsak daha güzel olacak. Şöyle yani çekerken boşluğu dolduracak şekilde çekelim. Mesela bunu da şurada boşluğumuz var. Bir tane daha buradan çıkacağım. Bunu bu tarafa şuradan çıkalım. Bakın oturmadan önce bunu buraya yerleştiriyorum. Ve burnumuzu hafif birazcık yan oldu sanki. Evet şuradan da bir tane daha alırsak şöyle gelip şuradaki arayı doldurup evet şuradan bir tane daha çıkmam lazım. Elinizde kendiniz yaparken de bunun yerini ayarlayabilirsiniz. Evet. Şimdi üstüne şöyle iki tane burnunun çizgi gidiyoruz. Şöyle bir, iki tane. Ve yine bu orta kısımdan çıkıyorum. Çıktım. Ve şuradan hemen iki sıra, bir iki sıra şuraya batıyorum arkadaşlar. Ve ipimi saklamak için bu sefer boyun kısmına gidiyorum. Şöyle. Evet, boyun kısmına geldim. İpimi burada düğümümü yapıyorum. Şuradan diktiğim ip burası arkadaşlar. Evet buraya düğümledim. Yine aynı yuvaya batıyorum ki içine gitsin diye. Çekiyorum. Evet bakın hiç gözükmüyor. Ve buradan kesiyorum. Burnumuzu da yaptık arkadaşlar. Şimdi fiyongumuzu ben bu sefer buraya tutturmak istiyorum. Onu da arkasındaki ipi arkadaşlar şöyle şuradan bu taraftakini
sağımla bu tarafa geçireceğim. Diğerini de sağımla. Sizler istediğiniz gibi, yani kolayınıza nasıl geliyorsa arkadaşlar öyle de yapabilirsiniz. Şöyle bakın, bir oradan bir oradan geçirdim. Şöyle. Ve bunu buraya bir düğüm atıyorum. Ama fiyongum tabii ki oynuyor. Bakın, oynamaması için şunu iğneme takıyorum. Kanatlarından tutturacağım arkadaşlar birer tane. Şöyle. Şu kanadından çıkıyorum ve batıyorum. Tekrar içine. Bu ipimi burada düğüm yapacağım arkadaşlar. Birbirine de bağlasak olur. Evet, şunu da yapayım öyle. Evet, şuraya geliyorum. Piyongumu sabitliyorum buraya. Onu da diğer ipin bir tane bu tarafından çıkıp arkadaşlar yine birbirine bağlayıp sıkı olsun diye. Evet. Şimdi birazcık da içinde yürüteyim bu ipi. En sağlıklısı şöyle olacaktır. Evet, şöyle uzaktan çıkıp ucunu oradan keseceğim arkadaşlar. Evet, iplerimi hafif çekerek buradan kesiyorum. Evet arkadaşlar, son rötuşlarımızı da yapıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar, tavşanımızın papyonunu beraber dikmiştik. Düğmemizi diktim. Allığımızı da sürdüm. Tavşanımızın erkek versiyonunu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi video kendiliğinden sildi arkadaşlar. Kulaklarının dikimini ve kafasının dikimini de paylaşacaktım sizinle ama bunları da yapabileceğinizi sizin düşünüyorum. Sadece kolumuzun üstünde bir sıra sık iğne kalacak arkadaşlar. Kafanın da denk gelen yerinden kafamızı tutturacağız. Kulaklarda dediğim gibi ortadaki sihirli halkamız ve dışındaki sıramız hariç yan taraflara dikilecek arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok tatlı, güzel tavşan oldu. Ufak küçük bebekler için çok güzel bir oyuncak. İnşallah siz de severek örersiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın, sevgiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.